Şimdi Çok doğru. 5 artı 1 nereden çıktı? Maalesef çok yanlış bir yaklaşımla yurt dışında iyi bir görüntü vermek gibi gerekçelerle 5 artı 1 şeyi önerisi bildiğim kadarıyla bizim tarafımızdan atılmıştır. Yani bizim o tarafımızdan derken Türkiye'deki yetkililer tarafından ortaya konmuş bir yaklaşımdır. Bunun da yapılırken herhalde şu değerlendirilmiştir. Uluslararası alanda bir Türk tarafının iyi niyet gösterisi. Türk tarafı derken Türkiye artı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni geniş anlamda bir bütün olarak kullanıyorum. Bundan sonra da her kullandığımda Türk tarafını bu şekilde algılanması lazım. Dolayısıyla dünya kamuoyunda lehimize bir şeyler yapıp bundan sonraki hamlelerimizi belki güçlendirme gerekçesiyle yapılıyor. Ama dünyanın gerçekleri, uluslararası aktörler ve aleyhimize gelişen diplomasi koşulları ve diğer koşullar hiç de bunun dünya kamuoyunda dikkate alınacak bir durum değildir. Yani ortada bir mahkeme yoktur, tarafsız. Tarafları dinleyecek, haklı olanı, haksız olanı belirleyecek. Böyle bir şey yok. Açıkçası Türkiye'nin adadan çıkartılmasına, Kıbrıs Türk halkının azınlık statüsüne düşürülerek adadan silinerek ayrılmasına ve adanın tamamen bir Helen Adası haline getirilip Yunanistan'a bağlanması bir şekilde mücadele edilen ve uluslararası alanda da emperyalist güçler tarafından desteklenen bir gerçek vardır. Biz bu gerçeğe göre hareket etmemiz lazım ve tarihte çeşitli aşamalarda karşılaştığımız hatalar var. Bu hataların bir yenisini de yaratmamamız lazım.